Herkese selam arkadaşlar, Küçük Burjuvazi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir satış serüvenimizde sizlerle birlikteyiz ama bu sefer ironik bir satış serüveni oldu. Biliyorsunuz ki bu Juliette'yi İbrahim Kuaför'den almıştık. Sürekli videoda söylediği bir şey vardı, Clio düşmanlığı vardı. Clio bineceğine vallahi bu 10 numara. Bunun sadece Türkiye'de niye tutmadığını ben anlamıyorum. Algı var, Clio az yakar falan. Abi ata biniyorsan samanını düşürmeyeceksin ya. Yani Clio bineceğine gençlere tavsiyem buradan arkadaşlar. Ben kuaförüm biliyorsunuz. Vallahi buna binin. Spor araba alın abi, Clio'ya binmeyin. Clio'ya binmeyin kardeşim. Ona bineceğinize bu arabaya binin dedi ve Ozan da buna karşılıksız kalmadı ve gerçekten dedi ben Clio'yu bırakıyorum artık Alfa Romeo Juliette'ye bineceğim dedi. Ozan tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Ozan Clio'su ile birlikte yıkamamıza geldi, arabayı nerede görebilirim dedi. Instagram üzerinden bize ulaşmış. Sattığımız araçları zaten Instagram üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Yanına çıkan Instagram hesaplarımızı takip ederek hem kupon arabalarımızı hem normal arabalarımızı takip edebilirsiniz. Orada çünkü çok fazla avantajlı araba satıyoruz ya da almak istediğiniz arabaları bizlerle mesaj yolundan iletişime geçip alabilirsiniz. Şimdi olay gerçekten çok ilginç. Dediğim gibi İbo Clio'ya binmeyin dedi. Ozan yanımıza geldi Clio ile birlikte arabaya bakmaya. Biz de dedik Ozan gerçekten İbrahim'in lafını dinledin mi? Yani gerçekten içine mi oturdu? Ya da gerçekten Juliette'de düşünüyor muydun? Yani bizim videodan sonra mı aklına geldi? Juliette'leri yani çok beğeniyordum da videodan görünce bir o aşkım tekrar alevlendi bu. Çok güzel gözüküyor çünkü. Evet. Sunroof da istiyordum hep. Evet. Dedim neden bakmayayım? Evet. Araba da hoşuma gitmişti videodan. Bir geleyim göreyim dedim yani. Ya şimdi İbo Clio'ların genel olarak boyutuna bir hani laf atıyor ama senin araban boş olduğu için bu sana biraz daha fazla dolu gelebilir. Tabii, yani Clio'nun ikonlarıyla aslında Juliette'de kapışır. Evet. Ama senin araban Joy olduğu için çelik jant yok. Jant kapağı var senin arabanda. Evet. Büyük multimedya yok. İşte park sensörleri vesaire ve otomatik vites değil. Sunroof'u da yok. Yani bu araba sunroof'u var. Otomatik vites, park sensörleri olsun, güvenlik konusunda olsun, çelik jantları olsun. Yani daha fazla bir üst segment. Evet dediğin gibi özellik olarak. Yani Clio'dan biraz uzaklaşıyorum. Clio'yu sen satıyor musun bu arada? Onun için de konuşabiliriz. Clio'yu evet satacağım. Satacak mısın? Tamam. Evet. Onun için ayrı bir konuşuruz ya da takas fiyatı ayarlarız kendi aramızda. Olabilir. Sen bir Juliette'yi okeysen bu sefer senin arabana bakmaya başlarız. Tamam, bakalım bir araba istersen. Neyi var neyi yok. Biz videoyu çekerken ekspertize gitmeden önce İbo ile anlaştık. Şöyle bir olay oldu. Zaten ben sana onu söyledim. İbo hatasız boyasız diye iddia etti ama bir iki parça boyası çıktı. İki parça boyayı da söyledim. Sol ön çamurluk, sağ arka kapıydı evet. İki boyası var. Zaten ekspertiz raporunu da sana gösterdim. Trameri 250 lira dediği İbo 225 liraymış. Yani 20'de bir indirim de var. 225 liraya Tremer'de ne yaptırdınız, niye kaydettirdiniz? Onu da anlamak mümkün değil yani. Tremer kaydı yok denilebilecek kadar. Değişeni de yok bu arabanın. Yürüyeni konusunda zaten sürdüğünde daha iyi bir şekilde anlarsın. 172 binde bir arabamız. Şöyle ben sana kaputunu açayım. Tüm kapıları da istediğin gibi aç, dilediğin gibi bin, gez. Her şey senin elinin altında. Benim yani gördüğüm gibi bakabilirsin. Videoda söylediğiniz bir işte lastik masrafı var. Lastiğe evet, biraz kötü durumda lastikleri gerçekten. Şöyle göstereyim. Gerçekten kötüydü. Ama şöyle bir şey var. Sen video yayına girer girmez yazdın. Hani evet, bizim gerçekten lastikti. Hatta şuradaki konsolu da göstereyim. Şu konsolu falan da değiştirecektik çünkü cam açma tuşlarını İbrahim kırmış. Yani bunların hiçbirini yapmaya fırsat kalmadı. Video yayına girer girmez de Ozan geldi. Ozan zaten biz eksiklerine sana söyledik. Yani arabada bazı deformeler var. Şöyle göstereyim. İçinde sigara yanıkları falan var ama için daha detaylı bakarsın. Bunun yanı sıra buradaki kontrol düğmelerimiz çalışmıyor. Kapı açma kolunda da bir sıkıntı var, mandalında. Boşa atıyor yani, içeriden açılmıyor. Dışarıdan açılıyor. İki parça boyası var. Lastik eksiği var ama onun haricinde de arabada bir şey bulamazsın. Bulursan da pazarlıkta anlaşırız ya da eğer almıyorum dersen de tüm yol masraflarının her şeyini karşılatırız yani dilediğin gibi. Arabaya bakabilirsin. Ben senin için kaputu açayım. Amortisörlü kaputla başlayalım. Kaput, aynen. Evet. Ya ben kaputtan çok fazla anlamıyorum. O yüzden zaten expert raporuna göre mekaniğini yorumluyorum. Ona göre bir sıkıntı yok zaten. O yüzden expert raporunu gösterdiniz bana. Yani biz gerçekten yürüyeni kötü araba almayız. Yani balatası, diski olsun, motoru, şanzımanı, yani bu şekilde bir araba almayız. Eğer aldıysak da biz bunu bu şekilde satmayız. Yani yaptırırız. Ama arabanın böyle keyfi bazı masraflar oluyor. Dediğim gibi işte ufak bir sürtük var onun gibi. Evet yani onun gibi. Ufak tefek boya ihtiyaçları olsun. Ufak tefek böyle lastik değişmesi olsun. Ya da bakım olsun. Bunları fiyatta yardımcı oluyoruz. Eğer yaptırırsak da ona göre bir fiyata satıyoruz. Çünkü çok başımıza geliyor. Şu arabanın bakımını yaptırsam, 4 tane lastik alsam 10.000 lira. Ben bu arabayı satar rakamından 10.000 lira yüksek satmam lazım ki kendim masrafımı çıkayım. Bu sefer de satarken adam diyor kardeşim piyasası bu. Sen niye 10.000 lira fazlasına satıyorsun? Diyorum abi ben 4 lastik yaptırdım. Bakımını, aküsünü vesaire değiştirdim. Anlamıyorlar. Hani biz de elimizden geldiğince fiyatı düşük tutup sürücünün keyfine bırakıyoruz. Yani kendi masraf yaptırmak istersen. Onları konuşuruz zaten. Fiyatta anlaştığımız sürece sorun olmaz. Ya sen dilediğin gibi bakabilirsin. sorabilirsin. Aklına takılan bir şey olursa söyleyebilirsin. Bu arada bizden araba alanlara bir promosyonumuz var. Seramik kaplama, pasta, cila ve detaylı temizliğini hediye ediyoruz. O da senin için geçerli. Evet, dilediğin gibi bakabilirsin. Farların sarılığını falan da halletmiş olacaksınız zaten galiba. Ya pasta cilayla bu sarılık gidecek. Araba cayır cayır parlayacak. Aklında herhangi bir sorun kalmasın. Ben şöyle bakayım arabanın dışında. Bir sıkıntısı var mı diye. Şurada çok hafif bir şey var. Zaten bu söylediğiniz rötuş boyası var. Rötuş boyası, aynen. Şurada ufak bir çatlak var. Aynen, bu marşmiyel ya. Plastik zaten sonradan takılma aksamlar olduğu için. Ya onlar benim için zaten problem değil. Şurada ufak tefek şeyler var yani dışında, kozmetiğinde şurada ufak tefek bir şeyler var. Bunlar benim için çok dert değil. Yürüyeninde bir problemi olmadığı sürece, böyle çok büyük bir şey olmadığı sürece benim dert ettiğim bir şey değil. Tabii. Zaten hani videoda yani benim gördüğüm gibi şuradaki egzozu yok. Evet, bunu çalmışlar. İbrahim Bağcılar'da yaşıyor. Onu almak lazım. Evet, onu alırsın. İstersen difüzörü de sökebilirsin. Hani arkasında siyah kötü duruyor dersen. Onun harici şuralarda falan ufak tefek şeyleri var. Yani benim Clio daha çok daha rezil durumda. O dış görünüş olarak. Dışında bir şey yok. İkinci el arabada olabilecek şeyler tabii ki dediğim gibi biz sana fiyatta ikramımızda bulunacağız. Yani bunları yaptırabileceğiz. Çünkü gördüğün aksamların hepsi plastik. Yani ön arka tampon, yan marşmiyelleri boyatarak bu arabanın boya ihtiyacını karşılamış olursun. Evet. Yani çiziklerini gidermiş olursun. Onun haricinde lastik ve bakımda da yardımcı olacağız. Yani çünkü hemen yazdın bize bir fırsat bırakmadan. Evet. Yani o konuda da fiyatta anlaşırız. Sen de dilediğin gibi yaptırırsın. Yani herhangi bir hiçbir sıkıntı yok. Alırsak sizin için de hızlı bir ticaret olmuş. Aynen oluyor. Hemen videonun ertesi günü arabayı aldık sattık olacak. Senin için dışı okeyse içine bakalım. Benim için dışı okey. Nasıl gördüysem öyle. Tamamdır. Zaten bir aksilik yok benim. Ozan tekrardan merhaba. Ali ben de. Emirhan Nortay'ım. Şimdi ben de arabanın sana içini göstereceğim. Kendi bildiğimiz şeyler var. Sana önce onları gösterelim. Tamam. Önce arabanın bagajını açayım başlayayım. Şöyle göstereyim. Muayenesi bu arada aracın yeni. Şöyle muayeneden geçecek şey. Bu arada İbrahim'in tıraş bıçağı burada kalmış. Tıraş bıçağı burada kalmış. Evet. Bunu kesinlikle İbrahim'e verelim. Bizi vurur. Muayeneden geçmen için işte tüpün, ilk yardım çantan falan. Bunlar arabada. Burada İbrahim'in bazı eşyaları var. Biz de aracı çok yeni aldık. O yüzden bazı eşyalar kalmış. Onları biz İbrahim'e ulaştırırız. Aracın şöyle sana stepnesini de göstereyim. Stepnesi de yerinde. Bazıları aracın üzerindeki iyi stepneyi alıp yerine kötü bir stepne takıyor. Bizde öyle bir şey yaşamazsın. Arabanın stepnesi neyse yine aynı şekilde onu sana veriyoruz. Şimdi arabanın bir de iç kozmetiğini göstereyim sana. Genelde hatchback arabalarda göremeyeceğim bir şey komple cam tavan. Yani normalde önde bir tane sunroof olur. Arka taraf yine kaport olur ama bunda arka taraf da can. Arkada oturan da bu olmaz. Arabanın kozmetik olarak ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu konuda kafana takılan hiçbir şey olmasın. Burada işte bazı lekeler falan var. Ayran dökülmüş gibi beyaz. En azından ümidimiz ayran dökülmüş olmasından yana. Ama sadece arka koltukta var bu lekeler. Nedense hiçbiri ön koltukta yok. Bu lekeleri de dediğim gibi bizim oto kuaförümüzde halledeceğiz. Bu konuda aklına takılan hiçbir şey olmasın. Arabanın arkasında sunroof perdesi de var. Şöyle arka taraftan da perdeyi açıp cam tavanını kullanabiliyorsun. Araç otomatik vites. Dediğim gibi kuaföre yapılmadı şu an. O yüzden biraz pis, kusura bakmamanı diliyorum. Yani normalde bu tarz araba satmıyoruz. Birazcık acele olduğu için daha temizlemeye fırsat bulmadık. Arabanın anahtarı bu. Orijinal anahtarı. Yedek anahtarını falan da tabii ki de sana ileteceğiz. Çalıştır. Arabanın kilometresi zaten videoda çekildiğiyle aynı. Henüz binemedik arabaya. Kliması çalışıyor pöfür pöfür. Şöyle göstereyim sana şu şekilde. Sen de bakabilirsin. Evet. Şu andan bile fark etti hemen. Hemen direkt soğutuyor bile. Bunda nedense direkt soğutuyor, ben anlamadım. Direkt soğuk üflüyor, otomatik vites. Onun dışında işte çakmaklığın da çalışıyor. Burada modları var. İşte ekonomik modu alabiliyorsun. Şöyle basılı tutarak çalışıyor. İşte yine natural, normal mod. Bu da dinamik mod. Yani sport modu gibi düşünebilirsin. Dinamiğe geçince arabanın çekişi çok fazla artıyor. Bayağı fark ettiriyor yani. Normal sporlardan biraz daha farklı. Arabanın şu kısmı açılmıyor. Orası evet, videoda. Ben videoda da söyledim bunu. Açılmıyor yani. Onu yaptırırım ben. Aklına takılan başka bir şey var mı? Hani sunroof'una bak. Sunroof'una bakalım çalışıyor mu diye. Şurada kelebek girmiş. Evet, kelebek girmiş dediğim gibi araba şeyde olduğu için. Bir aç da şu kelebek kurtulsuna. Tamam, hadi uç. Evet, sunroof'ta bir problem yok gibi. Tamamen yok. Emin ol açılıyor yani. Ve kapatayım. Ben bunu da bir sürebilir miyim? Tabii tabii, keyfine bak ya, araba senin. Öyle sürüşüne bakmadan araba almanı zaten ben istemem. Tamam, o zaman çıkalım ya. Hadi bismillah. Allah kaza bela vermesin. Sen de bir manuel araba şeyi, ayağını bir devriyece aradın. Ayak gördün. Arıyor, evet. Clio manueldi değil mi? Clio manuel. Zaten manuelden otomatik geçişte direkt böyle bir bazen hafallama oluyor. Frene de bir devriyaj gibi sert bastığım oluyor. Ben de manuel arabadan otomatiğe geçtiğim zaman bu ayağımı koyacak yer arıyordum yani. Böyle bir altıma atıyordum. Ben de şu an bir fazla geliyor bilemedim, değil mi? Evet. Kesip atasım geldi yani. Şu sağdan çıkabilirsin. Bu emniyet kemerleri ötüşü. Hemen takalım emniyet kemerleri. Ya bunlar da çalışıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Sen çık da emniyet kemerini sonra takarsın. Çok kötü bir sesi var ama bu da güvenlik için yani. Emniyet kemerini takmazsan bu araba sana sike sike taktırıyor her türlü. O yüzden biraz fazla bağırıyor. Çok fazla bağırıyor. Şöyle yardım edeyim sana. Sen emniyet kemerini tak. Tamamdır. Klimayı da şöyle bir harlayalım. Hava gerçekten sıcak. Yani herhangi bir arıza ışığı yakmıyor araç. Şuradan göbekten dönebilirsin. Senden ricam hızına bak, hızlan, fren yap, balatasına bak. Kafana takılan hiçbir şey olsun istemiyorum ben. Sol taraftan çıkabilirsin. Buradan bir yokuşta hız yap, gaz. Tamam, şu an normal moddayım. Aynen, normal moddasın. Araba herhangi bir çekişten düşme yapmaz. Motor mekaniği çok sağlam bir araba. Motor mekanik olarak da sana garantisini veriyoruz. Evet, çok hızlanıyor gerçekten. Yani 170 beygir bir araba, dikkatli ol. Dinamik modda özellikle, yani altından kaçırma gibi bir durum olmasın. Yani normalde bile kaydı direkt. Aynen. Direkt şu sağdan ışıklardan dönebilirsin. Bekle bu ışığı. Acelemiz yok. Yani teybi falan, aklına takılan, sormak istediğin bir şey varsa yine yardımcı olalım. Her şeyi cevapladınız zaten. Her şey videoda da aynı gördüğüm gibi. Sürüşünü de beğendim. Hiçbir sıkıntı hissetmedim. Of. Biraz daha gaz vermen lazım. Çok yüksek burası. Ver. Korkma, ver. Ver. Ha, okey canım. Çok da verme, arkayı toslamayalım. Tamam, alışkın olmadığım için otomatik arabaya da biraz. Tamam. Ama şöyle, frene bas. N'ye koydun ya. El frenini o zaman çek. Ayağını frenden tamamıyla bırak. Tekrar frene bas. Tekrar P'ye bas. O zaman şanzımandaki yükü çekmiyorsun ayağını frenden çekmeden. Anladım. Tamam. Okay. Tamam. Ya buna dikkat edersen şanzımanı uzun ömürlü kullanırsın. Biz zaten şanzımanla da baktırdık. Sana raporunu da ilettik. Şanzımanı güzel bu şekilde de kalsın yani. Bu şanzımana yükü bindirmemeye çalış. Tabii, bozmayalım. Şöyle söyleyeyim ben sana. Araç hoşuna gitti mi önce? Almak istiyor musun hala? Gitti, almak istiyorum. Fiyatta da anlaşabilirsek eğer. Tamam. Bana yardımcı olursanız. Tamam, yardımcı olalım. Pazarlık sünnet zaten. Arabanın eksikleri de var. Açık konuşayım. Yapılması gereken şeyler var. Ben sana söyleyeyim. Egzozu koyman lazım. Ufak bir temizlik boyası lazım. Menteşeyle cam durumu var. Bunlar da ortalama 5000 lira gibi tutar. Ben senden o 5000 lirayı almayayım. Ozan'a gelmeden önce 395 konuşmuştuk. Doğru mu hatırlıyorum? Doğru, evet. 5 lira almayalım. 390 liraya eğer kabul edersen hayırlı olsun diyebiliriz. Clio'yu vermek istersen de Clio'yu da kabul ederiz. Altın üstünü konuşuruz. Sen kafana göre hangisini istiyorsan. 390 benim için tamam. Siz zaten bunun boyasını, şeyini, temizliğini, seramiğini vesaire yapacaksınız. Bizde. Ondan yana hiç sıkıntın olmaz. Ozan hayırlı olsun diyelim ikimiz için. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Biz noter işimizi halledelim. Noterde çekim alamayacağız. Oraya kamerayla girmek yasak. Ama oradan bir story paylaşırız. Hayırlı olsun. Bir araba daha satıldı. Yani senden son videoyu söylemek istediğim bir şey varsa. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel karşılama ve eyvallah, çok teşekkür ederim. Satış için sağ olun. Eğer hanımın ya da sevgilin varsa jest yapmak istersen buradan 100 binlerin karşısında bir jest imkanı herkese veriyoruz. Tamam, buradan Başak'a selam söylüyorum. Bizde saygılar, selamlar yengeye. Hayırlı uğurlu olsun. Yine aracı sattık arkadaşlar. Siz de bu tarz alım satım videolarını seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.